Geçen sene 100. yılını kutlamıştık. O zaman da maalesef pandemi sürecinden kaynaklı arzu ettiğimiz şekilde kutlayamadık. Bu sene de o noktadayız ama inanıyorum ki pandemi süreci bitecek, normalleşeceğiz. Bu bizim elimizde, Sayın Valimizin vurguladığı gibi. İnşallah normal zamanlardaki gibi bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız. Ama pandemi koşullarına rağmen gördüğümüz kadarıyla tüm apartmanlardan yavrularımız, büyüklerimiz, herkesin coşkuyla bu bayrama katıldığını gözlemliyoruz. Bu bayramın malumunuz bir önemli özelliği, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına, sadece Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayram. Bu anlayış içerisinde çocuklarımızın hepsinin bu bayramlarını ben tebrik ediyorum. Türkiye'mizin farkının işte bu olduğunu, dünyayı kucaklayan bir yaklaşım sergilediğini bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Tabii bu süreç içerisinde üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini de vurgularken Ramazan'ın ruhu içerisinde Ramazan'ımıza tebrik ediyorum. İnşallah bayramlara erişmeyi, hep beraber huzur içerisinde bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Ancak sevgili yavrularımızın, çocuklarımızın bu pandemi sürecinde onların da çok dikkat etmesi lazım. Sağlıklı gözükmeleri onların taşıyıcı olmayacakları anlamına gelmez. Büyüklerine bulaştırabilirler, sıkıntı oluşturabilirler. Onlar da gereksiz yerde kalabalıklarda bulunmayacaklar. Gerekli hassasiyeti gösterecek. Aşı konusunda da yine vurgulandığı gibi hepimiz hassasiyeti göstereceğiz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkayacağız. Biz sağlık çalışanlarımızı seviyoruz. Onlara güveniyoruz. Onların yükünü hafifletmek için de verdikleri tavsiyeleri, söyledikleri tavsiyeleri asla göz ardı edemeyiz. Öyleyse aşı da bu işin olmazsa olmazı. Kayseri'mizin markaları vardır. Bunlardan en önemli markalarından biri LGS Üniversitesi Tıp Fakültesi. İşte aşıdaki almış olduğu yol ile LGS Üniversitesi Kayseri'mizi olumlu olarak dünya çapında kendisinden söz ettiriyor. Öyleyse bizim de bunun kıymetini bilmemiz lazım. Şehrimize sahip çıkmamız lazım. Yavrularımıza sahip çıkmamız lazım. Ülkemizi geleceğe hazırlamamız lazım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, daha nice 23 Nisanlara, daha nice 29 Ekimlere, daha nice 1071'li yılların inşallah aynı şekilde 2071 olarak devam etmesi daha nice yıllara diyorum. Evet, yavrularımızı gözlerinden öpüyorum.